Einstein'ın özel görelik teorisine göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Mesela iki tane özel görelik teorisi var. Postülatı var. Bir tanesi fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemleri aynıdır diyor. İkincisi de ışığın hızı kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsız eşittir ve sabittir diyor. Tamam? Fiziksel yasaları tüm eylemsiz referans sistemleri için aynıdır. Doğru. O boşlukta ilerleyen ışığın hızı tüm eylem referans sistemlerinde aynıdır. Aynı öyle. Yani kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsız sabittir diyor. Zaman tüm eylem sıfır sistemlerinde aynıdır. Hayır, zaman göreceli bir kavram. O yüzden zaman genişlemesi diye bir olgudan bahsediyoruz. Üçüncüsü yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olur mu? deriz. Dünyada bulunan ikiz kardeşlerden Kıvanç uzak bir galaksiye doğru ışık hızına yakın bir hızla seyahate çıkıyor. İkizi olan Kerem ise dünyada kalıyor. Kıvanç'ın hareketli seyahati bitip dünyaya geri döndüğünde ikizinin kendisine göre çok daha fazla yaşlandığını görüyor. Yukarıdaki düşünce deneyi ikizler paradoksu diye geçiyor. Oluşabilecek temel sonuç aşağıdaki hangisidir demiş ulaşılabilecek. Arkadaşlar paradoks olmasının nedeni şu. Şimdi yüksek hızda hareket eden için yani ışık hızına yakın hızlarla hareket ediyorsan zaman onun için yavaşlıyor. Dolayısıyla dünyadaki kişi için kıvanç ne yaptı? Yüksek hızda hareket etmiş oldu. Ama e, Kerem ise dünyadakine baktığında kendisini sabit dünyadaki kardeşini hareketli görecek. O zaman da o yüksek hızda hareket etmiş olacak. Yani Kıvanç'a göre Kerem daha genç olmalı, Kerem'e göre de Kıvanç daha genç kalmalı. Paradoksun sebebi de bu aslında. Burada olay ne? Olayın gerçekleşmesi için geçen süre farklı referans sistemlerinde farklı algılanıyor, farklı ölçülüyor. Yani dünyadaki diğer hareket edeni, yüksek hızda gideni daha gençmiş gibi algılarken yüksek hız hareket eden de kendini sabit dünyadakini hareketli zannedeceği için onu daha genç olarak algılayacak, onun için zaman daralması görecek. Bu anlamda olayın gerçekleşmesi geçen süre iki referans sisteminde farklı ölçülebilir demiş. Bu sonucu çıkartabiliriz burada. Havasız ortamda bulunan yatay düzlem üzerinde V hızıyla ilerleyen araç üzerinde ışık kaynağından yayılan ışınlar şekildeki yönlerde V hızıyla ilerleyen kale ve durgun M dedektörü tarafından algılanıyor. Buna göre kalemi M dedektörlerin hangileri ışık hızını C olarak ölçer demiş. Arkadaşlar ışığın hızı kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsız ışık hızı sabittir ve C'dir. Yani kaynak ya da gözlemcinin hareket etmesi ışığın hızını değiştirmez. O yüzden de cevabımız KLM'den Edirne olurmuş deriz. K gözlemcisi ve hızıyla hareket eden otomobil içinde L gözlemcisi ise kaldırımda durgun durumdadır demiş. Buna göre hangi hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradaki soru şunun üzerine kurulu. Işığın hızı kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsız ışık hızıdır ve sabittir. Yani ister arabanın içindeki K gözlemcisi ister dışarıdaki L gözlemcisi baksın fark etmiyor. Işığı sabit ve C hızıyla gidiyor olarak algılıyor. Bu mantıkla bakacağız. Bir K gözlemcisine göre aracın farından yayılan ışığınızı C'dir demiş. Evet K'dekini de L'deki gözlemciye göre de C olacak. L gözlemcisine göre aracın farından yayılan hızı C artı V'dir. Hayır yanlış oldu. Kaynağın ve gözlemcinizden bağımsız çünkü. L gözlemcisine göre aracın farından ve sokaklanmasından yayılan ışığınızları eşittir. Aynen ulaşabilecek maksimumuz oluyor. Evrenin kendisi bunun istisnası sadece. Cevabımız 1 ve 3'ten edin olurmuş deriz. Bir uzaylı ışık hızına yakın ve V hızı hareket eden UFO'nun içinde Kaan yerde durgun durumdadır demiş. Buna göre yargın hangi yere doğrudur? Arkadaşlar uzunluk kısalması ile alakalı bu. Eğer bir cisim yüksek hızlarla hareket ederse yani ışık hızına yakın hızlarla hareket ederse işte 0.6c, 0.7c, 0.8c gibi durgun gözlemci tarafından bunun boyu olduğundan daha kısa gözlenecek. Buna uzunluk kısalması deniyor. Hatta şöyle bir formülü vardı. L eşittir L0 1 eksi V kare bölü C kare formülle bulunuyordu. Yeni sistemde matematik hesabı yapmıyoruz. O yüzden bu formüle girmeyeceğiz. Ama uzunluk kısalması diyoruz bunun Tamam. Kaan uzay aracını hareket doğrusu da kısalmış olarak görür demiş. Evet uzay aracı ve hızıyla yüksek hızla hareket ettiği için Kaan onu daha kısaymış gibi algılayacak. Uzunluk kısalması deniyor buna. Uzaylı uzay aracının hareket doğrusu da kısalmış olarak görür demiş. Hayır. Uzay aracının içerisinde hareket ettiği için uzaylı da mesela kendi sistemde, kendi referans sisteminde birlikte gidiyorlar. O yüzden ne yapmayacak? Boyunu olduğu gibi algılayacak. Attık bunu. Uzaylı binaları hareket doğrusunda kısalmış olarak gördüğüm şey. Evet uzaylı belli bir hızla gidiyor. Binalar durgun ama uzaylıya göre binalar ters yönde hareket ediyor aslında. O yüzden de binaları daha kısaymış gibi boyunu algılayacak. O yüzden o da doğru cevabımız 1 ve 3'ten Edirne olurmuş deriz. Arkadaşlar Marcus Morley deneyinden bahsetmiş. İki farklı bilim insanı Marcus ve Morley bir deney yapıyorlar. Bu deneyin amacı da şu aslında. Nasıl ki balık su içerisinde yüzüyorsa, yani bir ortam içerisinde hareket ediyorsa, e, ışığın yayılabilmesi için de bir ortama ihtiyaç vardır diyorlar ve bu ortama esir ya da diğer adıyla eter maddesi adı koyuyorlar. Ve bu maddenin varlığını kanıtlamaya çalışıyorlar. Bak çok ilginç bir deney. Bu maddenin varlığını kanıtlamak üzerine kurulmuş bir deney. Bu deneyde şöyle bir şey yapıyorlar. Işık kaynağı burada yarı geçirgen ayna var. A ve B aynalarına çarpıyor. Yarı geçirgen aynadan geçen ayna B aynasına, yansıyan da aynasına gidiyor. Burada da bir girişim ölçer var. Eğer ki dünyanın dönme hızından dolayı bir eter maddesi, esir maddesiyle kaplıysa bu ışığın hızını değiştirecek. Ve bir tarafa doğru giderken C artı ve diğer tarafta C eksi ve hızı yaratacak. Mesela girişim ölçerde bunu algılayacak. Fakat böyle bir farklılık yaşanmıyor. Yani aynı anda ulaşıyor dolayısıyla girişim ölçere. O zaman diyor ki bu deneyin amacı evrenin esir etir maddesiyle eter maddesiyle kaplı olduğunu kanıtlamaktı. Fakat sonuçta böyle bir maddenin olmadığı kanıtlanmış oldu. Tamam. Amacı buydu. Sonucu da bu olmuş oldu dolayısıyla. E, bu da Ceyhan'da var. Uzayı kaplayıp ışığın yayılmasını sağlayan bir madde yoktur. Sonucuna ulaşılmış oldu. Yani etir, eter ya da esir maddesinin olmadığı kanıtlanmış oldu. Amaç onu kanıtlamaktı fakat olmadığı kanıtlanmış oldu bu deney sonucunda. Yani cevabımız Ceyhan'da. Yukarıdaki yargılardan hangileri özel görev kuramına ait olamaz demiş. O zaman mutlak bir kavram olup kendi doğası içinde hiçbir dış etkiye bağlı olmaksızın akar demiş. Hayır zamanın göreceli olduğundan bahsediyor. Özel teori teorisi isminde de var zaten. O yüzden bunu attık. Dersi olamaz dediği için aldık. Boşlukta ilerleyen ışığın hızı tüm eylem referans sistemleri için aynıdır diyor. Evet. ışığınızı hızı kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsız tüm eylem referans sistemleri de eşittir ve c kadardır diyor. Dolayısıyla bu olur. Uzunluk ve zaman farklı referans sistemlerindeki gözlemciler tarafından farklı ölçülür. Evet zaman gelişmesi kavramından yola çıkarak uzunlukta yüksek hızda hareket ederken olduğundan daha kısa gözlenir diyor. Hatta boyu şöyle bir formülle bulunuyor. L L sıfır. 1 eksi V kare bölü C kare formülle bulunuyor. Yeni boyu. O yüzden hareket doğrusunda boyu daha kısa ölçülüyor. Bu da olur bize olamaz sorduğu için almadık bunu da cevabımız yalnız birden adan olacak. Özel Görelik teorisine göre ışığın hızı tüm eylemsiz referans çerçevelerinde sabit kalacağından ışığın hızı yakın hızlarla hareket eden gözlemciler için zaman farklılaşır. Işık hızına yakın hızla hareket eden trenin vagonunda yolculuk yapan veci ışığı şekildeki gibi direkt tavandaki aynadan yansıyarak yansıdıktan sonra geri döndüğünü görüyor. Trenin dışında ışığın yansımasını izleyen Sabiha ise ışığın şeklindeki gibi üçgen şeklinde bir yol izlediğini algılıyor. Buna göre veci ve Sabia'nın bulunduğu eylem referans sistemlerinden ejeklerin hangileri aynıdır demiş. Arkadaşlar şöyle. Şimdi ışık sabit ve c hızıyla gidiyor doğru. Ama içerideki veciyi bu ışığın şöyle bir yol aldığını söyleyecek. Yani tavana çarptı geri döndü. Mesela geçen süreyi de ya yani yola şu yola D kadar diyecek olursak 2 D kadar yol aldı C ile bu kadar süre geçti diyecek. Fakat dışarıdaki sabıya aynı olayı dışarıdan izlediği için mesela ışığın şöyle bir yol aldığını düşünecek. Tabi trenin yeteri kadar hızlı yani ışık hızına göre belli bir hıza sahip olduğunu düşünün burada. Tamam. Şimdi ışık ne yaptı dışarıdaki gözlemciye göre? Tren yol alacağı için tabandan çıkan ışık tavana ulaşana kadar aslında tren o sırada yol aldı. O yüzden ışık şöyle bir yol almış oldu aslında dışarıdaki gözlemciye göre yani Sabiha'ya göre. Mesela geri dönüşte de böyle bir yol aldı. Daha fazla yol kat etmiş oldu. Mesela buraya D üssü diyecek olursak buraya da D üssü diyecek olursak 2D üssü kadar yol aldı fakat ışığınızı sabit olduğu cihazıyla. Bakın içerideki veci ve dışarıdaki Sabiha zamanı farklı olarak algılayacak. Buna T0 dersek buna T üstü diyecek olursak zaman farklı algılandı ikisi tarafından. Tamam. Buna dikkat. İşte buna zaman göreceliği diyor. Ne diyor burada? Buna göre veci ve sabiyanın bulunduğu eylemsi referans sistemlerinden ciheklerin hangileri aynıdır demiş. Işığınızı sabittir diyoruz. Kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsız. O yüzden ışığınız aynı olacak ikisi için de. Fakat ışığın aynadan yansıması için geçen süre veci için kısa ama sabiyan için daha uzun algılanacak. O yüzden farklı. Işığın hareket doğrusu da veci sadece yukarı gidip aşağı gitti olarak algılarken sabiyan şöyle açılı hareket ettiğini düşünecek. O yüzden de hareket doğrusu da farklı algılanacak. Dolayısıyla cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. İkiz kardeşlerden Kerem astronot, Kaan ise doktordur. Kardeşlerin doğum gününde Kerem ışık hızına yakın hızla hareket eden uzay aracı ile derin uzay keşfi görevi için dünyadan ayrılıyor. Kerem'in uzay aracının dünyaya geri döndüğünde, geri döndüğü gün yine Kerem ve Kaan'ın doğum günü oluyor. Ona göre Kerem'in uzay görevi sırasında yargıların hangileri doğru, doğru olabilir demiş. Şimdi uzay aracı ışık hızına yakın hızla hareket ederken onun için zaman yavaşlıyor. Yani dünyadaki için 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl geçtiğinde uzay arasındaki için daha az süre geçmiş olacak. Ama ikisi de tekrar geldiğinde doğum günleri oluyormuş. O zaman Kerem 1 yıl yaşlanmıştır. Olabilir Kerem 1 yıl yaşlandı. Fakat Kaan dünyada olduğu için onun için zaman aslında daha çok geçti. Daha çok zaman geçmiş olacak o sıra zarfında. O zaman Kaan için 2 yıl geçmiş olabilir, 3 yıl geçmiş olabilir. Ki tekrar doğum günü olduğu için 2 yıl, 3 yıl diyorum. Yoksa 1,5 yıl, 2 yıl, 2,5 yıl, yıl da diyebilirdik orada. Tamam mı? O zaman Kaan bir yıl yaşlanmıştır. Hayır Kerem bir yıl yaşlanıyorsa ya daha doğrusu bir yıl geçiyorsa aradan Kerem için bir yıl geçiyorsa Kaan için daha uzun bir süre geçmiş olması gerekir. O yüzden bu iki ya da üç olabilir, 4 olabilir gibi. Tam katları şekilde doğum günü tekrar olduğu için söylüyorum. O zaman Kaan üç yıl yaşlanmıştır doğru olur. Cevabımız bir ve 3'ten denizli olacakmış deriz.